Ya işte böyle yani ben iş için tabii şehir dışında çıkınca telefonu da kaybedince Candan Hanım'a bir türlü ulaşamadım. Yani tabii telefon yok kayıp ezber yok. Ezberde şimdi eskiden ne güzel ezberde olurdu hafızalarımızda olurdu arardık değil mi yani şimdi unutuyoruz. Neydi o bir şey vardı Candan Hanım teşekkürler. Sarı sarı böyle büyük rehberler olduğu zaman tabii oradan bulabiliyordun. Yani işte böyle sonra da zincirleme olaylar olmuş. Ama bir yanlış anlaşılma olmuş tabii. Ama merak etmeyin. Artık buradayım. Hiçbir yere gitmeyeceğim. Anlıyorum Demir Bey ama bir daha lütfen siz de haber vermeden ortadan kaybolmayın. Öykü'nün sizden başka akrabası yok. Merak etmeyin. Peki siz Candan Hanım'la kalmaya devam edecek misiniz? Hayır. Evet. Hayır. Yani ben bir iki güne çıkacağım. Ev bulduk. Biz ev buldum yani. Gerçekten mi? Hı-hı. Demir Bey bana niye söylemediniz? Yani fırsatım olmadı Candan Hanım. Demiştim ya zaten size böyle ev bakıyorum falan diye hop diye çıktı karşıma. Bir baktım aa ev bu ben evi çek yaptık hemen yani hallettik. İyi hayırlı olsun. Teşekkürler. Peki nasıl eviniz? Güzel mi? Benim odam nasıl? Bahçesi var mı? Ya bahçesi varsa kedi alabilir miyiz? Kedisi ben. Ne kedisi yavrum? Yani benim alerjim var kediye bilmiyor musun sen? Hem bak şimdi hanımefendi, beyefendiler burada şimdi bir sonra babak arasında konuşuruz. Ha? Demir Bey yalnız kuruma bildirmeniz gerekiyor yeni adresinizi. Denetime geldikleri zaman... Denetim derken? Ya tabii kurum sizi ara sıra ziyaret edecek artık. Öykünün iyi olup olmadığını kontrol etmek için. Gelsinler ya. Yani gelin tabii. Gelin yani herkese ağırlarım ben. Ben adresi de söylerim, bildiririm yani hiç problem değil. O zaman biz müsaadenizi rica edelim. Evet, çok teşekkür ederiz. Ben uğurlayayım sizi. Yorduk sizi de. Kusura bakmayın. Rica ederiz. Görevimiz. Ha Demir Bey, adresi bildirmeyi unutmayın lütfen. O önemli. Tabii ben bildireceğim. Merak etmeyin. Çamur çukura düşünce öyle neyse. İyi günler. İyi günler. Sağ olun. Ben geçireyim sizi. Buyurun. Buyurun. Demir Bey nerede bu ev? Yani yakın bir yerde mi? Ev yakında yani sahilde değil de tepede. Yani tam tepede değil arada. Yani ara tepe ile arasında ama sahilde tam değil. Tamam o zaman hep birlikte gidelim. Bir bakalım eve ben yardım ederim belki bir yardımım dokunur size. Tabii çok güzel olur Candan Hanım ama kiracı var şimdi. Bir çıksın kiracılar yaparız hallederiz. Ben kahve yaparım şimdi içeriz güzel güzel. Olur içeriz. Öykücüğüm. Ben senin bavulunu yukarı çıkardım. Sen istiyorsan pijamanı, diş fırçanı falan çıkar. Hazırla. Burada kalacaksın zaten akşam. Tamam Canan abla. Ama diğerlerini çıkarmayayım değil mi? Nasıl olsa kendi evimize gideceğiz. Hı hı. Hadi. Demir Bey. Candan Hanım. Ben kahveyi yapayım. Kahve yapayım hemen. Abi şimdi Demir evde de. Az önce bir resmi araç geldi gitti falan. Ben de kestiremedim tam ne yapayım. Ne resmi arabası lan? Ben de anlamadım ki abi. Tuvalete gittim geldim. Baktım kapıda resmi bir araç. İçinden Demir, kız falan beraber indiler. Bu kadının devletle falan bir işi olmasın abi. Başımız durduk yerde belaya girmesin şimdi. Ay öyle işin içine ya. Tamam çık gel. Dolanma orada. Başka bir şey düşüneceğim ben. Tamam abi geliyorum ben.